Tamam, demin yoldaş tarzında açmıştım ama bu titremeler olmasa memnun olabilirim. Fatih, bak şimdi ilk değişikliğimiz eski Vertigo'da burası biraz daha uzundu ve buradan zıplayıp yani şuradan gelip bu tarafa demire yürüyerek çıkıp ilerleyebiliyorduk. Tam anlamıyla merdiven tarafını değiştirip bu hale getirmişler ki artık eski Vertigo'da burada merdiven altında bekleyip şuradan gösteren adamı vurma gibi bir şansımız vardı. Onu da terörün elinden almışlar. Map'i birazcık daha CT bazlı yapmışlar şu anda. Sanki buranın arası biraz açılmış gibi geldi bana. Bu kadar küçük değil, şey, bu kadar geniş değil, şey, bu kadar geniş değildi. Biraz daha darlaştırılmış gibi geldi bana. Onun dışında bu tarafta benim gördüğüm ekstra bir şey yok. Tabii en sevdiğim, map'teki en sevdiğimiz şeyi değiştirmemişler. Atlayabiliyoruz gene. Map'in en önemli değişikliklerinden bir tanesi burası. Artık asansör tarafından atlayabilmemiz yok. Asansörden atlayamıyoruz. Bu arada şu var modu kapatmayı unuttum. Ya da warm up time'ı böyle yapayım. Hemen. Aa, değiştirince de gitti lan warm up şöyle yapayım, tamam. Buradaki asansör tarafı tam anlamıyla kapatıldı ve zaten eskiden asansörden atladığımızda hemen aşağı düşüyorduk. Bunu bir tık sola almışlar. Burayı genişletmişler ve en önemli kısım buraya büyük bir ihtimalle connector tarafı denilecek. Yani %90 buraya connector denir. Connector denilecek bir yer kurmuşlar. Buradan aşağı artık merdiven aracılığıyla inebiliyoruz. Bir dakika lan, kutuların üstüne çıkılıyor mu acaba? Çıkılıyorsa çünkü tırmanacak yer falan çıkar. Bu tarafı biraz değiştirmişler, sanki genişletmişler gibi geldi. Burası bu kadar geniş değildi. Onun dışında çok ekstrem bir şey de yok. Burayla sanki biraz oynamışlar. O kadar. Çok da dediğim gibi ekstra çok bir şey yok. Ulan. Şeytan dürttü. Acaba şuradan şuna zıplanır mı lan? Buraya bakma dedim, dur. Tamam, bu tarafa bakma dedi. Bu tarafta Herkes da ona herhangi dileden. bir tarafta da herhangi bir değişiklik yok ya. Bayağı bildiğimiz gibi. Atladık, güzel. En önemli değişiklik B tarafında olmuş. Araya 51. Terör tarafına bakalım. Terör tarafında bir değişiklik yok gene. Televizyon çalışmıyor gene. Overpass'e baktın mı abi? Overpass'e de bir değişiklik vardı. Overpass'te boost fix falan yazıyordu. Boost'u mu kaldırdılar? Bir şey yaptılar herhalde. Belki 5'li boost kaldırmışlardır da. Mid'de de bir değişiklik yok herhangi. Sadece o taraflarda var. Eyvallah Jagger'cim. İyi, kolay gelsin. Dün gece 4'te çektiysen. Buraya çok merak ettim. Ben şunu deneyeyim bakayım. Burada durabileceğiz mi lan? Duramıyormuş. Tamam. Yani burada da gördüğüm ekstra çok fazla bir şey yok zaten. En büyük değişiklik B'de yapılmış her zamanki gibi. Map, D, Overpass. Overpass'e bakamayız gerçi ki. Overpass şey. Tamam, bir invite atın da hadi girek. Aynı mod mu yoksa Yok rekabetçi yok. mi? Rekabetçi oynuyordum bir tane de. Discord'u kapat. CSGO tam anlamıyla bir işlemci oyunu. İşlemci olduğu için. Keş gelmedi yeni. Yeni keş gelmedi. Yeni keşin gelmesi Ağustos sonlarına doğru olacak ya. O kaçarı yok onun. Umut nerede? Umut. Abi o düştü. Yazdı Üç bana da. tane map var. Gidiyorum Berkay. Bu tamamen aslında şey matchmaking sistemine getiren scrim. Scrim atılır. Hani takımlar kendi aralarında scrim atarlar. Taktiklerini denerler. Bu da aslında tam anlamıyla onun için yapılmış şey ama böyle bir şey yapıyorlardı. Scrim getiriyorlardıysa community maplerini de ekleyeceklerdi. İşte Mirage, Inferno, Overpass, Train, Nuke, Vertigo, Dust 2. Bunları da eklemeleri gerekiyordu. Buraya ki insanlar scrim atsın. Scrim atmak için ekstra server aramasınlar, ekstra server'a para vermesinler.
düştü derken Abi beşincimiz de internete yok. Mükemmel. Ya bu çocuk yeni internet, yeni mükemmel zaman. Black Bar oynuyorum, Stretch değil.